Dostlar selamlar. Bildiğiniz gibi kanalımda birçok lazer kesme ve kazıma makinesi incelemesi mevcut ama özellikle Atomstek A5 Pro incelemesinden sonra aşağı yukarı aynı özelliklerde olan Scalpfan S9 incelemesi yapar mısın diye bayağı şey geldi. Çünkü fiyatları da birbirine yakın, özellikleri de birbirine yakın. Hangisini alalım diye bir sürü soru geldi. Ben de bu sorular üzerine Banggood'dan Scalpfan S9'u istedim ve karşınızda 5.5 wattlık optik lazer gücü ve 41 cm 42 cm boyutlarında kazıma alanıyla Scalpfan S9. Bu lazerlerde güç meselesi biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Mesela Atomstek A5 Pro'da 40 wattlık lazer diye satılıyor ama ürünün detaylarını incelediğimiz zaman 40 wattın elektriksel güç olduğunu görüyoruz. Lazerin optik gücü 5.5 watt civarlarında. Scalpfan S9'da da 5.5-6 watt yazıyor ama benim anladığım kadarıyla yaptığım testlerde de lazer güçlerinde ciddi bir farklılık yok. Hangisi daha iyidir, hangisi daha kötüdür çok ciddi anlayamadım. O yüzden birçok test yaptım. İzleyip kendiniz karar verebilirsiniz. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyormuş onlara bakalım. Ürünü sipariş ederken Turkey Direct Mail ya da Türkçesi Türkiye Direkt Posta gibi bir Türkçesi var. Onu seçerseniz gümrük ve kargo bedeli ödenmiş olduğu için gümrükle herhangi bir şekilde uğraşmıyorsunuz ve hızlı kargo seçeneği aktif olduğu için 4-5 gün gibi kısa sürelerde ürün elinize ulaşıyor. Ayrıca şu an Kasım ayından dolayı ciddi indirimler var ve bu indirimlere ek olarak bir de indirim kuponu tanımladılar. Onu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kutu bayağı sağlam bir şekilde geldi. İçerisinde cihazı kullanmak için gerekli bütün kablolar, alet, edevat, tornavida, allen gibi ne varsa ne gerekiyorsa var. Ayrıca koruyucu gözlük var. Koruyucu gözlük olmasa da lazerin ucunda zaten bir koruyucu ekipman var. Ama yine de gözlük koymaları güzel olmuş. Kutuyu ilk açtığımda malzeme kalitesi dikkatimi çekti. Ayakları ve gövdesi bayağı sağlam bir malzemeden yapılmış. Muhtemelen alüminyumdan yapılmış ve bu profillerin boyu uzatılabiliyor. 41 cm'ye 42 cm'ydi ama mesela bunu 41 cm'ye 2 metre boyutunda da uzatmak mümkün. Gidip sanayiden 20'ye 20'lik alüminyum profil alarak istediğiniz boyutlarda uzatıp kısaltabilirsiniz. Böyle bir özellik olması da bayağı güzel olmuş. Kurulumunu ben yapabilir miyim diye soru soran da bir sürü arkadaşım vardı. Böyle çekinilecek bir şey değil. Kitapçığında zaten neyi nasıl yapılacağı belli. Birkaç tane vidayı sıktığımızda her şey hazır oluyor. Kablolara kablo çorabı takmaları da gayet güzel olmuş çünkü bazı lazer kazıma makinelerinde kablolar ortalıkta dolaştığı için ileri geri hareketlerde bir yerlere takılıp zorlanabiliyor. Bunun dışında hoşuma giden bir şey daha var, o da lazerin odak ayarının çok kolay bir şekilde yapılması. Bu konuda lazerleri ikiye ayırabiliriz. Bazıları sabit odaklı, bazıları da ayarlanabilir odaklı. Ayarlanabilir odaklı olanları çok sevmiyorum. Odağını elle ayarlamayı çok sevmiyorum. Çünkü gözlük takıp lazerin küçüldüğü noktayı bulmamız falan gerekiyor. Sabit odaklı olanlarda da altına sabit boyu olan bir malzemeyi koyup ayar yapabiliyoruz. Bu sabit odaklı olduğu için sadece altına bir tane metal var kutunun içinden çıkan. Onu koyup lazer ayarını yapabiliyoruz. Bunun güzelliği arkada iki tane elle çok rahatlıkla gevşetilip sıkılabilen vidası var. Böyle allen anahtarıymış, tornavidaymış öyle bir şeyle uğraşmaya gerek yok. Özellikle benim gibi sürekli aynı şeyleri değil de farklı farklı materyalleri kazıma ya da kesme yapıyorsanız lazer odağının hızlı bir şekilde ayarlanması bayağı kolaylık sağlıyor. Profillerin üzerinde cetvel gibi işaretlenmiş sayılar da bayağı hoşuma gitti. Hem görsel olarak güzel duruyor hem de bir kesme kazıma yaparken kabaca nereden başlayıp nerede biteceğini görebiliyoruz. Bu arada kullandığım yazılımlardan da biraz bahsedeyim. İki tane yazılım kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi Lightburn. Lightburn'un arayüzü bayağı güzel. Kullanımı bir tık daha kolay, ufak tefek vektörel çizimler de yapabiliyoruz. O yüzden Lightburn'u başlangıç seviyesinde tavsiye edebilirim. Ama 30 günlük deneme süresinden sonra ücretli bir yazılım. Hiç ücret ödemek istemiyorsanız da Lazer GRBL diye bir tane yazılım var. Onu da kullanım basit ama üzerinde çizim vesaire yapamıyoruz. Her iki yazılımla da bu makineyi denedim. İkisiyle de çok güzel bir şekilde çalıştı. Şimdi testlerimize başlayabiliriz. İlk testim kumaş çanta üzerine bir logo kazımak. Yıldırım işaretini kazıdım. İlk seferinde gayet güzel bir şekilde sonuç aldım. Bir sonraki testimizde MDF ya da MDF benzeri bir ahşap. Onun üzerine de 4 tane farklı logoyu kasıdım. Gayet güzel bir şekilde sonuç verdi. Bu 4 tane logoyu kazımadan önce makinenin ayaklarına kaydırmaz bantlarını yapıştırmadığım için biraz titremiş. Çok yakından baktığında belli oluyor. Mümkünse bu tip işleri yaparken fazla sallanmayan bir masa üzerinde ve kaymayan bir yüzey üzerinde yapmak gerçekten faydalı oluyor.
Bir sonraki testimiz ofisteki ekip arkadaşlarımızla beraber bir fotoğraf çekindik ve fotoğraf performansını görmek için kazıma yaptık. Videoyu çekerken çok fazla vaktimizi almasın diye çözünürlüğünü biraz düşürüp yaptık ama yine de bayağı güzel oldu. Çözünürlüğünü yükselterek çok daha detaylı baskılar almak mümkün. Sıra geldi balsa malzemesiyle test yapmaya. 3 mm'lik balsayı keserek bir küp yapacağız. Bunu da hızlı bir şekilde kesti ve lazer gücü %100 bile değildi. Geniş yüzeylere baskı alırken bir problem yaşıyor muyuz diye denemek için bir tane ahşap testinin üzerine internetten bulduğum standart bir fotoğrafı kazımak istedim. Onu da gayet hızlı bir şekilde ve güzel bir şekilde yaptı. Deriyi soranlar çok oluyordu. Daha önceki videolarım birinde derinin üzerine güvercin çizmiştik. Şimdi bir de yıldız çizerek onu kesmeye çalışacağım ve onu da gayet güzel bir şekilde kesti. Bu arada lazerlerle ilgili genel bir şey de söylemek istiyorum. Mesela bu yıldızın etrafında biraz siyah lekeler var. Bunların büyük bir kısmı bezle sildiğimiz zaman gidiyor. Gitmiyor da bir sonraki baskıda lazerin gücünü düşürüp hızını yavaşlatmadan 2 tekrar ya da 3 tekrar yaparak baskı alırsak o etraftaki yanık izleri vesaire ortadan kalkıyor, tertemiz bir baskı oluyor. Yani bu videoda gördüğünüz şeyler bu makinenin en güzel, en optimal ayarları değil. Çünkü birkaç baskı almadan o materyalin üzerinde hangi ayarların en etkili ayar olduğunu bilmek çok mümkün değil. Şimdi sıra geldi metale. Bu demir diye tahmin ediyorum ama çelik de olabilir, alüminyum da olabilir, çok iyi bilmiyorum. Üzerinde siyah bir boya var. Onu kazıyarak devam edelim. Bu kazımayı da gayet güzel bir şekilde yaptı. Burada da çok fazla lazer gücü vermedim. Lazer gücünü biraz daha artırarak daha derinlere kazıma yapmak mümkün. Bir sonraki testimi Eva sünger üzerinde yapıyorum. 10 mm kalınlığında, yani 1 cm kalınlığında Eva süngeri çok rahatlıkla tek seferde çok düşük lazer gücüyle kesti. Etrafı bayağı pürüzsüz. Yangın çıkarmadı, böyle erime falan da yapmadı. Buradan anlıyoruz ki lazerin fokus ayarı, yani odak ayarı bayağı güzel. Bir sonraki malzememiz bu çaydanlık altlarında kullanılan, IKEA'da satılan, sanırım malzemesine mantar deniliyor. O cinsten bir malzeme. Ona da gayet güzel bir şekilde Instagram logosunu kazıdık. Şimdi biraz daha kalın malzemelerle test yapalım. 10 mm'lik tahtayı tek seferde kesti ve tertemiz bir şekilde kesti. Sadece şu etrafının biraz siyah olması dikkatimi çekti. Bunu da dediğim gibi lazer gücünü değiştirip 2 ya da 3 seferde yavaş yavaş kesersek çok daha güzel bir şekilde keser. Etrafı da çok fazla siyah olmaz. Ama dediğim gibi bu yanma izleri de sildiğimiz zaman büyük oranda gidiyor. Şimdi biraz daha cihazı zorlayalım. En fazla ne kadar kesim yapıyor diye bir deney yapalım. Tanesinin kalınlığı 1,5 mm olan çubuklardan 10-15 tanesini üst üste koydum. Bakalım %20, %50 ve %100 lazer gücüyle ne kadarını kesebilmiş. %20 güçle 2 tanesini kesebilmiş. %50 güçte 5 tanesini kesebilmiş. Ve %100 güçle 8 tanesini kesebilmiş. Bu çubukların 8 tanesi 12 mm yapıyor. Yani 1,2 cm yapıyor. Şimdi bu ayarları bulduktan sonra %100 güçte toplamda 20 tekrar yaparak maksimum ne kestiğini biraz daha zorlayalım sınırlarını. Ama sonuç değişmedi. Yine 8 tane kesti. Demek ki daha fazla gitmesinin de bir anlamı bir noktadan sonra yok. Çünkü lazerin odağı daha derinlere inmiyor. Ama bu lazer odağını biraz daha aşağı indirmenin bir yöntemi de var. O ucundaki kırmızı kapağı söküp yaklaşık 4-5 mm aşağı indirirsek 2 cm civarında tahtaları da kesebilir. Ürünün web sitesinde 1,5 cm'lik, yani 15 mm'lik tahtaları kestiğini yazmış. Ama ben herhangi bir değişiklik yapmadan 12 mm'yi kestiğime göre lazeri biraz daha aşağı alırsam 20 mm'ye kadar yolu var diye düşünüyorum. Olabildiğince sizler için elimde olan bütün malzemelerle cihazı test etmeye çalıştım ve benim yaptığım testlerden başarıyla geçti. Yani ürünün web sitesinde vaat ettiği her şeyi gerçekleştiriyor. Test etmediğim bazı şeyler de var. Ürünün web sitesinde akrilik, çelik gibi diğer malzemelerle de kazıma ve kesme yapabildiği ile ilgili bir sürü bilgi var. İsterseniz ürünün web sitesini inceleyebilirsiniz. Atomstek A5 Pro ile kısaca kıyaslayacak olursak lazer güçlerini birbirine oldukça yakın buldum. O da yaklaşık değerlerde ahşap kesebiliyordu ve gayet güzel bir şekilde çıktı alabiliyor. Sculpfan'da Atomstack'e göre beğendiğim
birkaç şey var. Onlardan bir tanesi odak ayarını yapmak için allen anahtarı değil elle vidayı sıkıp gevşetmek. Diğeri de böyle kablo çorabı gibi etrafındaki şeylerin biraz daha güzel olması. Görselliğine bir tık daha dikkat etmişler ama bunlar kullanımı çok etkileyecek şeyler değiller. Aşağı yukarı iki cihazı aynı kalitede, aynı seviyede buldum diyebilirim. Zaten tipleri de bayağı benziyor, lazer güçleri de bayağı benzer geldi. Dolayısıyla bu ikisi arasında bu ufak ayrıntılara dikkat ederek seçim yapabilirsiniz. Her iki ürünün de linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Her iki ürünün de indirim kuponlarını açıklama kısmında yine paylaşıyorum. Bu Kasım ayında ekstra indirimler oluyor. Bu ürünleri almak isterseniz şu an son bir yıldaki neredeyse en ucuz fiyatlarındalar. Eğer sen de lazer makinesi kullanmak istiyorsan kanalımdaki diğer lazer kazıma makinelerinin incelemelerine bakabilirsin. Çünkü orada küçük boyutlarda, büyük boyutlarda bayağı taşınabilir USB ile çalışan, 220 volt ile çalışan çeşitli seçeneklerde, çeşitli güçlerde lazer kazıma makineleri var. Herkesin ihtiyacı farklı olabilir. Kimisi tahta keserken, kimisi sadece bir kutunun üzerine logo basmak isteyebilir. Dolayısıyla bu tip ihtiyaçların varsa kanalımda şu yukarıda bıraktığım linkten lazer kazıma makineleriyle ilgili videolarımı izleyebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. İyi ki varsın.